Tavşanlı şehir silüetinin belki de en önemli parçasındayız bugün. Ve Tavşanlı'nın külliye şeklinde inşa edilmiş tek Osmanlı camisindeyiz. Neredeyiz? Bugün Tavşanlı Ulu Camii'ndeyiz. Caminin inşa sürecini, geçmişten bugüne kadar gelen kıymetli hocalarını, mimar özelliğini ve bu caminin Tavşanlı için kıymetini, önemini konuşacağız. O zaman hadi hep birlikte gelin ve şimdi bu güzel camiyi birlikte gezelim ve daha yakından tanıyalım. Ulu camiler aslında şehirlerin kalbindedir. Ulu camiler şehrin en merkezindedir. Aslında örnekleri de Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'sinden örnek alınarak inşa edilir. Ve Tavşanlı Ulu Camii de aslında tam da öyledir. Şehrin kalbinde, en işlek yerinde ve hatta bilir misiniz Tavşanlı Ulu Camii'ye tam 9 farklı yollardan girilir. Yani tüm yollar Tavşanlı'da aslında Ulu Camii'ye çıkılır. Ve yine şöyle anlatırlar, derler ki Osmanlı camileri, İstanbul'da Selahattin camileri, Anadolu'da Ulu Camiler öyle inşa edilmişlerdir ki bu camiye aslında hemen ibadetgaha, yani camiye girilmez. Önce bahçeye girersiniz ve bahçede sizi asırlık ağaçlar, hatta tekliği sembolize eden serviler karşılar. Yine çınar olmazsa olmazdır çünkü Osmanlı'nın simgesidir. Ve bahçede çeşitli çiçekler, güller sizi karşılar ve yürürken şöyle şadırmanın yanından geçersiniz. Bir su sesi, arkasından güvercinler derken içiniz bir huzurla dolar. Ve işte mekana, yani ibadetgaha, yani camiye böyle bir ortamdan girersiniz. Ayrıca Tavşanlı Ulu Camimiz bir külliye şeklinde inşa edilmiş tek Tavşanlı Osmanlı Camisi. Peki külliye ne? Kısaca hemen külliye, merkezinde cami bulunan binalar topluluğu demek. Gerçekten bizim Tavşanlı Ulu Camimiz de aslında içinde var olan medrese binası, ki Zeytinoğlu Medresesi, ki daha sonra Kur'an kursu olmuştur. Ve Zeytinoğlu Kütüphanesi, Aslan Bey Türbesi, içindeki mezarlık ve Arasta Çarşısı ile birlikte tam bir külliye şeklinde gibidir. Ve bu yönüyle de Tavşanlı'nın tek külliye camisidir. Fakat caminin inşa tarihine dair bazı farklı rivayetler ve söylenceler var. Camimize girdiğimizde aslında cami kitabesinde 1813 yazılı olduğunu görüyoruz. Fakat bu 1813 yazısı pek doğru olmasa gerek. Çünkü biliyoruz ki caminin çok daha eski kayıtları var aslında. Peki 1813 kaydı nereden çıkmış? İlk önce onu bir dinleyelim. Arkasındansa caminin gerçek tarihini birlikte değerlendirelim. Bundan da çok şeyler duyduk tabii de, bu caminin tarihiyle ilgili ondan şöyle bir şey duymuştum ben. Derdi ki Cemal Mahmut hocamız, nenemden duydum, nenem anlatırdı. Biz çocukluğumuzda bu camiyi yapılırken buraya sırtımızda taş taşıdık. Derdi benim nenem, derdi Cemal Mahmut Hoca. İbrahim Cemal Mahmut, bunu Tavşan'da herkes bilir zaten, bu camimizin de imamıydı. Şimdi ben de ondan aldığım bu bilgiyi müftülüğe bildirdim. Dedim ki Cemal Mahmut Hocam'dan duyardım, başka tabii sağa sola biraz araştırdık. Tarihi, caminin yapılış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulamadık. Ama en son ben bunu söyledim. Peki hesap ettiler şöyle, onun nenesi kaç yaşlarındaydı, gençliğinde kaç senelerine tekabül eder şeklinde tahmini bir tarih çıkardılar. 1311 veya 13'tü. Bilemiyorum, 11 mi 13 mü? İkisinden birisi. 1813. Şey, tabelada yazan. 1813. O bilgiyi ben müftülüğe verince o zaman Ulu Cami'nin yapılış tarihi olarak da o tarih kondu. Elimizdeki bir arşiv belgesine göre 1785 tarihli mesela ve doğrudan bizim cami kebirimize, yani Ulu Cami'mize bir tayin görevlendirme vazifesiyle ilgili bir belge Osmanlı Arşiv Belgesi'nde. Bu belgeye göre, 1785 tarihli bu belgeye göre Şeyh Kaşif Tekkesi'nden Ulu Cami'mize bir vaizlik vazifesi verilmiş. Yani demek ki 1785 tarihinde camimiz var. Ve asıl daha da önemlisi bir başka kaynak, ki o da aynen şöyle diyor. Aslan Bey ile alakalı bir metinde, bir belgede, vakıf belgesinde Aslan Bey'in
kendi yaptırdığı caminin yanında defnolunduğuna dair bir belge ki Aslan Bey'in vefatı 1432. O zaman cami demek ki 1432 yılından önce yapılmış olmalı, inşa edilmiş olmalı. Evet, aslında tam da doğru olan şey bu. Camimiz aslında Aslan Bey dönemine ait inşa edilmiş, kendi tarafından inşa edilmiş ve kendisi hayır sahibi ve kalem ehli olarak tanımlanmış ve bu bölgenin amiri, yöneticisi. Demek ki onun döneminde inşa edilmişse cami 1430'larda yapılmış olmalı, 15. yüzyılın ilk çeyreğinde. Ancak bu cami büyüklerden dinlediğimize göre bir ahşap camidir ve bu cami zaman içinde yıkılacak ve bugünkü taş bina, o ikonik simgesel bina oluşturulacak ki herhalde bu artık daha geç bir zamana ait. İşte ondan dolayı belki yeniden inşa tarihi veya restore süreçlerinin tahmini rakamlar yazılmış. Yani aslında net olarak söylememiz gerekirse camimiz 15. yüzyıla aittir ilk yapımı ve daha sonraki süreçte farklı yapım yılları ve restore zamanları geçirmiştir. Yine camimizin tarihine dair önemli bir kayıt da cami içinde bulunan bir levha, hat yazısıdır. Maşallah yazar ve altına 1300 tarih atılmıştır ki 1300 tarih hicridir ve bugünkü miladi tarihe göre de 1885'tir. Yani aslında Sultan Abdülhamit dönemidir ve hemen bilgilerimizi şöyle bir tazelersek Sultan Abdülhamit cennet mekan, kendisi önce mesela bölgemizde Haymana Türbesini, yine ardından bizim bölgemizdeki Rüştiye Mektebini hep aynı dönemde yaptırmıştır. Ve Sultan Abdülhamit döneminde muhtemelen burası ciddi bir restore geçirmiş ve hat yazıları yeniden yazılmış. 1300 tarihi de bu şekilde yazılmıştır ki demek ki Abdülhamit döneminde de camimiz ciddi bir restore geçirmiş. Bir de camimizin ilginçtir. Balıkesir'deki Zanos Paşa Camii ile de mimari uyumluluğu vardır. Ve hatta Balıkesir Zanos Paşa Camii'nin örnekliğinde inşa edilmiştir denir ki aslında çok da doğrudur. Çünkü her iki cami de toplamda 8 küçük kubbe, ortada büyük bir 9. kubbe etrafında 4 paye, yani sütun, fil ayağı denilen mimaride o büyük kubbeyi tutan 4 fil ayağı üzerine inşa edilmiştir. Şöyle bir şey daha anlatılır, denir ki ulu camiler Anadolu'da inşa edilirken camilerin kuzeydoğu ve kuzeybatısına birer çınar ağacı dikilir. Ve Tavşanlı'daki ulu caminin oraya da aslında kuzeyden girişte kocaman bir anıt çınar ağacı bizi karşılar. Hem yazın hem kışın devasa çok hoş görüntüleri olan bu ağaç aslında camiyle yaşıttır mı acaba? Bu ağacın yaş tahmini üzerinden de aslında Ulu Cami'nin de bir tahmini, yaşı da çıkartılabilir belki derler. Bu da yine böylelikle bir araştırmacılara dikkatine sunmuş olalım biz. Camiye girdiğimizde 4 büyük sütun bizi karşılar dedik ve içindeki hat yazıları, kubbe detayı yine aynı şekilde bizim Kurşunlu camimizde olduğu gibi aslında içeri girdiğimizi hemen fark etmediğimiz, çünkü güney tarafından girdik, kuzeyden girdik, güneye doğru ilerlediğimizde biz aslında önce görmüyoruz. Fakat başımızı şöyle çevirdiğimizde, geriye baktığımızda ise çok hoş bir müezzin mahfili köşkü görüntüsü bizi karşılayacak aslında. Kurşunlu camindeki gibi çift taraflı spiral bir merdiven değildir bu belki ama caminin yüksekliği dolayısıyla çok daha ihtişamlı görünür çünkü çok yüksektir. Tek taraflı spiral bir merdivenle yine bu merdivenin altındaki çiçek süslemeleriyle camimiz aslında diğer camilerden hemen ayrılır. Bu arada çiçek bezemeli camiler kısmında gerçekten Anadolu'daki güzel detaylardan birisidir Tavşanlıoğlu camimiz. Bu arada kubbe detayında yine var olan aynen Kurşunlu Camii'nde olduğu gibi cami süliyetleri ya da resimleri Anadolu insanının İstanbul'daki camilere özlemini, Selahattin camilerine olan hasretini aslında anlatmaktadır. Ve bu camilerle birlikte bu camilerde sanki ibadet ediyormuşçasına bir Anadolu insanın özlemini Ulu Cami'de de görmekteyiz.
Camimizde ne yazık ki farklı dönemlerde restorasyonlar yapılmak elbette zorunda kalmış ama camimiz en büyük tahribatı Gediz depreminde almış ne yazık ki. Bildiğin üzere büyük bir deprem olmuş Gediz'de ve Tavşanlı'yı etkileyen bu depremde camimizin güney doğusundaki sütunu ciddi hasar almış ve bu yüzden o restorasyon sonrasında hem sütun aslında kelepçelerle sağlamlaştırılmış fakat daha sonraki restorasyon döneminde camide ciddi tahribatı da neden olmuş ki bu tahribat özellikle caminin ısıtma ve soğutma, iklimlendirme havasını da değiştirmiş. Bu yönüyle camimiz şu anda özellikle kışın çok soğuk çünkü bakın o dönemde bu camide görev yapan Mehmet hocamız bunu nasıl ifade etmekte? Depremden önce yani depremden önce eski oluklu kiremitler vardır ya, ta eski kiremit. Eski oluklu kiremitlerden kiremit vardı kubbelerin üzerinde. O kiremitlerin altında da çamur varmış. Çamur diyoruz artık ona biz. Topraktan yapılmış. Kubbe yapılmış. Kubbenin üzerine önce sıva olarak çamur yapılmış. Onun üzerine kiremitler döşenmiş. Bu restorasyonda kiremitler tamamen alınıyor. Tabii oralarda da ufak tefek çatlaklar falan olunca kiremitler alınıyor. Kiremitlerin altındaki o çamur diyelim artık biz onlara, çamurların günlerce arabalarla taşınmasını zor baş etmişler. Öyle anlattılar. Artık tonlarca yukarıda böyle çamur varmışmış. O çamur atılmış. Tamamen atılmış. Ondan sonra beton atılmış. Betonun üzerine de saç yapılmış o zaman için. Camimizin çok güzel hat yazıları aslında var. Fakat restorasyon sırasında bu hat yazılardan bazıları ne yazık ki yanlış yazılmış ve tahribata uğramış. Aslında restorasyon sonrası ne yazık ki mesela çok kıymetli bir mihrap değişikliğine ne yazık ki neden olmuş restorasyon ve daha sonra Kütahya Çinlileri tarafından yapılmış bir mihrap eklenmiş ki tarihi camimize aslında hiç de yakışmamış gibi. Yine kubbedeki ayetlerin ya da Hulefai Raşid'in yazılarının değiştiğini de görmekteyiz. Çünkü kubbede bugün Çin'den yapılmış Hulefai Raşid'in hat yazıları var. Ama caminin orijinalinde aslında bu yazılar yok. Yine ne yazık ki daha önce de konuştuğumuz üzere bizim Kurşunlu Camimizde bulunan tarihi büyük saatin bir eşi benzeri aslında Ulu Camimizde vardı. Ancak o tarihi camimizde restorasyon sonrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınmış ve Genel Müdürlük Müzesi'ne kaldırılmış ama keşke yerinde camimizin kendi içinde olsaydı. Yine anlatılır ki burada bir de hoş bir vaaz kürsüsü vardır. Ancak vaaz kürsüsü de yine restorasyon zamanında kaldırılacak 1970'li yıllardan sonra ve vaaz kürsüsü tamamen orijinal vaaz kürsüsü şu anda ne yazık ki bulunmayacak. Daha sonra vaaz kürsüsü Enes Meslek Lisesi öğretmenleri aracılığıyla Kurşunlu Camii'ndeki minber örnek alınarak yapılacak ve bugünkü Güneydoğu'daki o kıble duvarına konacak. Yine anlatılır ki aslında mahalleli bu camiye bir şey daha söyler. Değil mi? Burası güvercinli camidir. Belki yine İstanbul'daki şu meşhur Turhan Valide Sultan Eminönü'ndeki yeni cami örneği üzerinden midir bilinmez ama tabii elbette güvercinlerin de olması dolayısıyla mahalleli buraya güvercinli cami de der. Hakikaten de burada pek çok güvercinli özellikle bu dönemde bahar ve yaz dönemlerini görmek mümkündür. Ve su içen şadırvandan akan su ile birlikte güvercinlerin o kanat çırpınışları camiye hoş bir havada verir. Camimizin hat yazılarıyla alakalı da elbette alelade yazılmış şeyler değildir. Hemen camimize girdiğimizde camimizin artık kuzey tarafından giriş yaptık ve doğu tarafında duvarında bir hoş ayet daha vardır. Nedir? İnna fetahna leke fetan mübine.
Yani Fetih Suresi'nin ilk ayetleridir. Belki bu da Abdülhamit dönemi ile alakalı da düşünülürse Fetih'e, Fatih'e önem verilen bir dönemdir ve bu caminin bu duvarına bu şekilde Fetih Suresi işlenir. Ama bir de yine kıble tarafından, kuzey tarafından girdiğimizde bu sefer batı tarafında ise bir başka hat yazısı daha vardır. Pek dikkatimizi çekmez aslında. O hat yazısında özel bir dua vardır. Hadi bu duayı da yine tavşanın önemli simalarından hocamız Ahmet Yaşar Çakmak Hoca'dan dinleyelim. İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir peygamber. Onun peygamberliğini imtihan için, kontrol için Cenab-ı Hak melekler gönderdi. Misafireten geldi, hemen kuzuyu kesti İbrahim peygamber. Hoşuna gitti, dedi ki siz dedi bir tesbihatta bulunun. Allah deyin ne derseniz. Melekler bunu söylediler. Subbuhun kuddusun Rabbina ve Rabbül melaiketi ve ruh. O zaman 100 tane koyun. Bir daha söylediler, 100 koyun daha. Bir daha söylediler, 100 koyun, 300. Dediler ki biz görevli geldik. Senin bu cömertliğini kontrol için geldik. Tamam gördük. Artık bu koyun, o dedi ben almam imkanı. Verilen sadaka geri alınmaz. Hepsini tasadduk etti İbrahim peygamber. O tesbihat oradan kalma. Camimizin 3 girişinde doğu, batı ve kuzey. Güney tarafında zaten kıble var. Bu şekilde de kuzey ve doğu taraflarından girişinde hat yazıları yine çok güzel düşünülmüş ve doğu tarafından girdiğinizde Euzubillahimineşşeytanirracim hemen kapı üstünde yazılıdır ve batı tarafından ise karşılıklı simetrik şekilde devamı Bismillahirrahmanirrahim yazılıdır. Altında da İhlas Suresi vardır ve böylelikle kapılardan girip Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğine iman eden Müslümanlar bu şekilde ibadet edeceklerdir diye düşünülmüştür. Camimiz murabba denilen kare şeklinde bir camimiz demiştik ve her bölümünde dörder penceresi bulunuyor ve yukarıda kubbeler. Peki ya dışarıda ne vardı? Dışarısı aslında az önce bahsettiğimiz gibi bir külliye. Yani burada bir medrese inşa edilmiş, bir kütüphane yapılmış ve elbette Aslan Bey'imizin türbesi var. Bunun dışında ise yine Osmanlı camilerinde sıkça rastladığımız bir durumu Ulu Camimizde görüyoruz. Camimizin hemen dibinde aslında bir de mezarlık var. Zaman içinde hoca efendilerin, cemaatin, mahallenin küçük de olsa bir mezarı düşünülmüş ve camiye bir mezarda bölümüne bahçeye konmuş. Aslında bu daha sonra da konuşacağımız bir durum. Tavşan'daki mezarlar nereleriydi acaba diye. Ama sadece şunu söyleyelim. Mezarlıklar şehrin içinde, şehirliyle birlikte, halkla birlikte var olmuş. Dışarıya çıkartılmamış ve belki de şu amaçlanmış. Bir gün biz de öleceğiz ve biz de buraya defnedileceğiz. Ey insanoğlu, ona göre hayatını güzelce yaşa. Bu dünyanın bir sonu var çünkü imajız verilmiş sanırım. Peki bu mezarlık ne olmuş? Bu mezarlık daha sonra kapatılmış ve kapatıldıktan sonra da kemikler alınmış ya da minarenin dibine de bazı kemikler konmuş ki minarenin dibinde bir de küçük bir mezar taşı var. Fakat mezar taşının üzerinde artık yazılar silindiği için sadece bir kavuk görüyoruz. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen buradaki küçük bir mezarlığın bir hatırası şeklinde minarenin dibine konulmuş. Elimizde enteresan bir fotoğraf var. Fotoğraf Tavşanlı Belediyesi Fotoğraf Müzesi arşivinden Metin Ertekin'in tarafından alındı. Bu fotoğrafa dikkatle baktığınızda aslında Ulu Cami'nin bahçesinde çocuklar bir bayram havası görüyorsunuz. Burası, bu fotoğraf 1945 yılına ait. 1945 yılında burası muhtemelen belki 23 Nisan, belki 29 Ekim törenlerinde tören merasim alanı olarak da Ulu Camimiz kullanılmış. Bu fotoğrafta biraz daha dikkatli baktığımızda çok özel bir detay aslında daha görüyoruz. Orada uzaklarda küçük bir yükseklikte bulunan bir mermer sütun. Peki bu sütun ne? Bu sütun aslında çok hoş bir güneş saati. Evet evet, güneş saati var Ulu Camimizin bahçesinde ve hoca efendiler bu saate göre kendilerini ezan vakitlerini ayarlıyor ve Ulu Cami'ye göre tavşandaki herkes
namaz vakitlerini ona göre ayarlıyor. Yani Ulu Cami'den okunan ezanla birlikte vakit giriyor. Ulu Cami ezanı da güneş saatine göre tespit ediliyor. Ama yine 1970 yılına gelindiğinde, deprem sonrası restorasyon döneminde bura bahçesi, camimizin bahçesinde bir düzenleme yapılıyor. Ve düzenlemede ne yazık ki bizim buradaki güneş saatimiz de alınmış, kaldırılmış, nereye götürülmüş bilmiyoruz. Umarım en azından müze kayıtlarında vardır. Yine fotoğrafa baktığımızda bir şey daha dikkatimizi çekiyor. O da şadırvan. Evet, bugünkü şadırvanlar çok daha farklı bir şadırvan var aslında. O günkü şadırvan, bugünkü şadırvanla kıyasladığımızda yine bir değişimin olduğunu görmekteyiz. Peki burada neden bayram töreni yapılmış? Çünkü hemen arkada belediye binası var. Hani kapan altı dediğimiz tam Arasta Çarşısı'na girişte solda bir yer var ya hani. Evet, burası bir dönem belediye binası olarak da kullanıldığı için muhtemelen bayram merasimleri, törenleri burada yapılmış. Belediye daha sonra aşağıya taşınınca da bayram yeri tamamen aşağıya muhtemelen alınmışa benziyor. Camimizin kubbesinin tam iç ortasından geçen büyük bir avize var. Aydınlatma amacıyla kullanılan. Bu avize Osmanlı döneminden beri var olan tarihi orijinal bir avize. Ve kristal olduğu söyleniyor. Ancak bazı parçaları ne yazık ki eksilmiş. Bir de bunun biraz daha küçüğü tam yine mihrabın önünde var. Ancak mihrabın önündeki o avize tamamen kaybolmuş. Oraya gittiğinizde bakarsanız ucu bilerek de herhalde boş bırakılmış. O avizenin hatırasını belki de yaşatmak için bir elektrik kablosu görüyorsunuz. Ama içinde ya da ucunda bir herhangi bir aydınlatma aracı orada yok. Burada da yine hoca efendilerden dinlediğimize göre daha güzel bir kristal küçük avize varmış. Ama o avize de bugün maalesef yok. Yine minber, hoca efendilerin bayram ve cuma namazlarındayken hutbe irade ettikleri yerde orijinal bir minber var. Yine burada uzay ve çiçeksel simgelerle birlikte, ancak bu minberimiz de tamamen daha sonra orijinal olmayan bir şekilde boyandığı için biraz orijinalliğinin kaybolmasına neden olmuş. Belki yeni bir restore döneminde burası eski tarihi kimliğini ortaya çıkartacak bir minbere dönüşecektir. Tavşanlı'nın kalbi dedik, Tavşanlı'nın en özel mekanı dedik ve Tavşanlı'nın simgesel mekanı dedik. Bugün sizinle Tavşanlı Ulu Camii'yi konuştuk ve elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık camimizi. Camimizin çok eski bir geçmiş olduğundan bahsettik ve bütün bu geçmişten bugüne kadar bu camide vazifede bulunmuş İmam Efendi hocalarımız başta olmak üzere, buradaki kıymetli cemaatimiz ve yine bu camiye gönül vermiş tüm Tavşanlı halkını saygıyla, rahmetle, minnetle anıyor, hatırlıyor, yad ediyoruz. Bize çok güzel bir miras bırakmışlar. Ve biz de bu özel mirası tarihi dokusu içinde geleceğe bırakmak gibi bir vazifemiz olduğunu düşünüyoruz. Camimizin çevresine şöyle baktığımızda aslında küçük dokunuşlarla o kadar güzel yapılacak şeyler var ki, örnekleri Beypazarı'nda, Safranbolu'nda, Taraklı'da, Göynük'te bulunan o özel tarihi binalar, mekanlar, coğrafya gibi bizim Tavşan'daki Ulu Camimiz de inşallah umarız en yakın zamanda o tarihi kimliğine tekrar kavuşur ve böylelikle o tarihi biz dedelerimizden aldığımız mirası gelecek nesillerimize emanet olarak bırakabiliriz. Yaklaşık 10 dakikalık bu çekimlerle, küçük fotoğraflarla ve kısa videolarla yapmaya çalıştığımız şey aslında bu özel tarihi dokuyu, dokuları sizin, Tavşanlı'nın ve Türkiye'nin gündemini aslında koymak ve bizim yaptığımız bu çekimler umarız sizin dikkatinizi, Tavşanlı halkının, kamuoyunun dikkatini çekecektir ve böylelikle çok daha güzel bir Tavşanlı, tarihi dokusunu korumuş bir Tavşanlı'yı hep birlikte geleceğe bırakmak asıl hedefimiz, amacımızdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.